Hamd alemlerin Rabbi Allah'a, selat selam Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, ona tabi olanlara, hidayete erenlere olsun. Kur'an kıssalarının tekrarı gereksiz değildir. Bu kıssaları geçtiği surenin öne çıkardığı anlam örgüsüne göre yeniden yorumlamak gerekir. Örneğin Adem aleyhisselamın kıssası Bakara ve Araf surelerinde farklı açılardan anlatılmıştır. Bakara suresinde Yahudileşme sendromu yaşayan İsrailoğulların hikayesine geçmeden önce Adem aleyhisselamın kıssası anlatılmıştır. İnsanlığın hidayetten dalalete doğru yaşadığı bu gerilimin kurtuluş reçetesi olarak Adem aleyhisselamın şu üç özelliğine dikkat çekilmiştir. Yaratılış gayesi, imtihan sürecindeki zaafı ve doğruyu fark edip hidayete yönelmesi. İsrailoğulları da Adem aleyhisselamda olduğu gibi Allah'ın halifesi sıfatıyla dini yeryüzünde hakim kılma gayesiyle insanlığa üstün kılınmışlardı. Ancak onlar tarih içerisinde bu misyonlarından saparak basit dünyalıklar karşısında zaafa düşmüşler, dinlerini tanınmaz ve yaşanmaz hale getirmişlerdi. Kur'an'ın gelişiyle onlara bir fırsat daha tanınarak hidayetin kapıları tekrar açılmıştır. Araf suresinde helak edilen toplumların bozulmaları Adem kıssası ile dile getirilir. Adem aleyhisselama secde etmediği için lanetlenen şeytan, kendisi gibi cennetten kovulması için sağdan, soldan, önden ve arkadan yaklaşıp insanoğlunu doğru yoldan çıkartacağına dair Allah'ın huzurunda yemin ederek hemen işe başladı. Şeytan çok boyutlu tuzaklarla Adem aleyhisselamda olduğu gibi ondan sonraki toplumlara da dört koldan saldırdı. Şeytan parayı put haline getiren Medyen kavmine ve güvenli bir hayat için görkemli ve lüks evler yapan Semud kavmine gelecek endişesiyle önden yaklaşıp onları saptırdı. Atalarından devraldıkları putperest mirası kutsayıp atalarımızı bu yolda bulduk diyen nice toplumlara da arkadan yaklaştı. Masum bir edayla din alimlerini önce göklere çıkarıp kutsallaştıran şeytan, ilahlaştırdığı şahsiyetlerle insanlığı binlerce yıl sürecek şirk bataklığına saplayarak Nuh kavmine sağdan yaklaştı. Tarihte bir ilki imza atarak kadınla evlenmek yerine erkekle cinsel hayat yaşama belasına düşürdüğü Lut kavmine de soldan yaklaşarak onları doğru yoldan uzaklaştırdı. Böylece insanlık tarihine iblis mayası çalan ve emekliliğe ayrılmayan şeytan, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında da yeni yöntem ve tekniklerle kendini güncelleyerek işine hız kesmeden devam etmektedir. Tarih içinde oluşan bu sapmalara karşı bizi koruyacak ideal şahsiyetlere ihtiyaç vardır. İslam'ın kendi tarihinden alınıp anlatılacak öncü isimler elbette mevcuttur. İslam, kendi bağrından örnek alınacak birçok değerli şahsiyet çıkarmıştır. Bunun için örneklerimizin değerlerimizle uyuşmayan yerlerden alınması yerine İslam'ın kendi tarihinden alınması gerekir. İnanç dünyamızla uyuşmayan sahte kahramanlar zihinlerden silinip Kur'an kıssalarında yer alan örnek şahsiyetlerle anlam dünyamız biçimlendirilmelidir. Böylelikle İslami bilinç ve uyanış yeniden inşa edilmelidir.